Merhaba arkadaşlar. Bugün 5 Mayıs 2019, 18. haftadayız. Saat 00:08. Yani saat 12:08 dakika geçiyor şu anda. Bugün bir strateji örneği göstereceğim. Borsada dediğim, önceden de birçok videoda anlattığım gibi bir stratejiniz olması lazım. Bu stratejiye göre alım satım işlemi yapmanız lazım. Aldığınız duyumlara ya da hissettiğiniz ya da iyi olduğunu düşündüğünüz, duygusal olarak iyi olduğunu düşündüğünüz herhangi bir hisseye yatırım yapmanın iyi olmadığını söyleyeyim. Örneğin diyelim Aselsan iyi bir hisse olduğunu düşünüyorsunuz. Direkt onu almanın sadece düşündüğünüz için iyi bir şey olmadığını önceden söylemiştim. Stratejinize uyuyorsa, Aselsan'ın da iyi bir hisse olduğunu düşünüyorsanız o zaman alabilirsiniz. Ama hiçbir stratejiniz yoksa, sadece iyi olduğunu düşündüğünüz için bir hisse almanın size bir yararı olacağını söyleyemem. Şimdi bu stratejilerden birini göstereceğiz. Bu daha çok kısa bir strateji. Yani gün içi yapılacak bir strateji. Örnek olarak gösteriyorum. Bunu daha sonra herhangi öğrendiğiniz bir stratejiyi test etmeniz lazım. Verileri kullanarak, geçmişte olan verileri kullanarak, test videosunda önceden yaptım diye hatırlıyorum. Eğer testle ilgili de istediğiniz bir konu olursa onu da söyleyin, onu da anlatabilirim. Yorumlar kısmına yazarsanız. Şimdi gün içinde yapılabilecek bir strateji anlatacağım. Buna gap stratejisi denilmekte. Gap demek yani fiyat aralığı demek. Bir önceki günün kapanışıyla bugünün açılışı arasında bir fiyat farkı oluşuyorsa buna gap denir. Gaplar örneğin burada gap yukarı doğru olmuş. Burada kapanış, önceki günün kapanışı burası, açılışı da şurası. Bugünkü açılış da burası diyelim. Daha gün bitmedi. Bugün içinde iki değer arasında bir fiyat aralığı olduğunu görüyoruz. Bir boşluk olduğunu görüyoruz. Buna gap deniyor. Yani dünkü kapanışla bugünkü açılış arasında bir gap oluşuyor. Örneğin diyelim borsalar 9'da açılıyor. Her borsaya göre değişiyor. Diyelim 9'da açılıyor. Açılış saatleri her borsaya göre değişik çünkü. Kapanışı dün mesela 4.30'da borsa ya da 5'te kapandı diyelim borsa. Kapanışı 10 lira. Bugün 9'da açıldığında 12 liradan açılıyor. Bu iki fiyat arasındaki farka gap deniyor. Bu gap stratejisinde aradığımız %5'ten büyük olan fiyat aralıkları, %5'ten çok büyük olursa, örneğin %30'luk bir gap olursa fiyatlar genelde aşağı düşme eğiliminde oluyor. Buna ek olarak hissenin çıkışını hızlandırabilecek bir haber gereklidir. Burada haberi yazmamış. Bundan sonra 10-15 dakika içinde fiyatların bir stabilize yani normal değerlerine gelmesi beklenir. Daha sonra gözlemledikten sonra 10-15 dakika sonra örneğin borsa 9'da açılıyor diyelim. 9-10-9-15 civarında günlük grafiklere bakarak, gün içi grafiklere bakarak yani o günde dakikalık grafikler oluyor bu. Gün içi demek. Dakikalık grafiklere, o gün için dakikalık grafiklere bakarak ilk fiyatın geri geldiği yerde alım yaparız. Çıkış noktamızda alım yaptığımız yerin en düşük noktası. Bu risk yönetimi için önemli. Bunu da başka bir videoda anlatırım istiyorsanız. Örnek olarak bu tür hisseleri bulmak için en son fiyatı 10'dan 10 dolar Amerikan hisseleri için yaptım. 10 dolardan yüksek, işlem hacmi yüksek olan hisselere bakıyorum. Tabii 1 milyon Türkiye için biraz yüksek olabilir işlem hacmi. Türkiye için bunu yapacaksanız. Gap yüzdelik olarak %5 ile %10 arasında olan gapları bana getir diyorum. Sonra şöyle mesela 17 tane bu dün için 3 Mayıs için örneğin 17 tane hisse gelmiş bize. Bu kriterlere uyan. Daha sonra bu hisseleri sırayla kontrol ediyor. Bize Weir hissesinin örneğini göstereceğim size şimdi. İlk başta ne demiştik? Hissenin hızlandırılmasına, fiyatının hızlı çıkmasına yararlı olacak herhangi bir haberin olması lazım. Daha sonra bir gap olması lazım fiyat aralığı. Burada Weir'in de %9 olarak görünüyor ortalama. Sonra haberlerini kontrol ediyoruz. Weir hissesi diyor örneğin. Bu 2 Mayıs'ta yani Perşembe günü yapılmış. Biz bunu Cuma günü filtrelemeyi Cuma günü yaptık. Cumartesi marketler borsa kapalı, cumartesi pazar.
Sonra baktık ikisinde yani Perşembe günü zaten borsalar kapandığında bir haber gelmiş bununla ilgili. Bu önceki günün kapanışı şurası. Perşembe günün kapanışı. Cuma günü açılış buradaymış. Bu dakikalık grafik. 5 dakikalık grafik. İlk 15-20 dakika bekliyoruz. Herhangi bir düşüş göstermiyor hisse. Bundan sonra ilk düşüş yaptıktan sonra şurada hisseyi alıyoruz. İlk yeşil grafikten sonra hisseyi alıyoruz. Yeşil çubuktan sonra. Risk noktamızda şu civarlar oluyor. Bunun altında stop loss koyuyoruz. Yani altına düşerse çıkacağız diye ya da kafamızda tutuyoruz bu değeri. 9.60 örnek olarak söyleyeyim. Kolay olsun diye akılda tutmasın. Bundan sonra hisse çıkıyor ve şurada hisseyi satmak için bu değer önceki en düşük noktadan daha düşük olduğu için hisseyi satmak için iyi bir yer olduğunu söyleyebiliriz. Burada 10.73'e hisseyi satmış oluyoruz. Bu aradaki fark %10'luk bir fark. Yani bu stratejiyi kullanabilirsiniz. Diğer hisseleri de kontrol edebiliriz istiyorsanız. Şöyle örneğin CBLK'ya bakalım. CBLK da çıkış göstermiş. İlk 10-15 dakikasını bekliyoruz. Geri döndükten sonra, geri dönüşüm olduktan sonra bu hissenin ilk yeşil grafikte şurada almış oluyoruz. Şurada da satmış oluyoruz. Buradaki getirisi %2.9 civarında. Karba bakalım. Karp aşağıya doğru gitmiş. CBLK'da yapmanız gereken diğer bir şey tabi CBLK. Herhangi bir haber var mı? Buna bakmadık. Herhangi bir haberin olup olmadığına da bakmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi burada hissenin kazançlarının arttığını söylüyor. Yani bir haber var. Hisse yukarı doğru çıkmış. Bu bize hissenin haber var. Daha sonra hisse grafikte CBLK'ya bakmamız lazım. İlk şartımız bir haberin olması. İyi bir haberin olması şirketle ilgili. Daha sonra biraz beklememiz hissenin nereye gittiğini görmek için. Ve ilk geri gelimde şu bölgede alabiliyoruz. Bundan sonra çıkış %2 civarında olmuş. İlk başlangıcından çıkış %9 civarında. HMSY'ye bakalım. İlk başta habere bakacağız tabii. HMSY'de de kazançların çok arttığını söylüyor. Sonra grafiğine bakalım. Grafiği de ilk başta gördüğünüz gibi ilk başta aşağıya gelmiş. Hemen almamak lazım. Beklemek lazım. Yönde değiştirebilir. Daha sonraki geri gelimi şu civarlarda. Bunun üstünde %2,5 civarında kazancımız oluyor. En düşük noktasından en yüksek noktası ise %10 civarında. 2 dakikalık grafiğe baktığımızda 9.54 civarında da bir pullback görüyoruz. Amerikan borsaları 9.30'da açılıyor. 9.45'ten sonra yani 10-15 dakika sonra bu dengesizlikler düzelmiş oluyor. Bundan sonraki değer, en yüksek yere geldiği değer 4.70. Gün sonuna 5.90 civarında kazancımız olmuş oluyor. Evet, bu bir strateji örneği. Böyle test edebilirsiniz her gün bulduğunuz hisseleri. Mesela 30 gün test etseniz bu stratejiyi doğru olup olmadığını görebilirsiniz. Daha sonra uygulamaya koyabilirsiniz. Ama gözü kapalı hisseleri almayın. Belli bir stratejiniz olsun. Ben bu stratejide gördüğünüz gibi herhangi bir indikatör, herhangi bir şey, Fibonacci hiçbir şey kullanmıyorum. Çok basit bir strateji. Buradaki ortalamaların da bir önemi yoktu aslında. Onları da kaldırabilirim. Önceki grafiklerden kalmış. Hiçbir indikatör de kullanmanız gerekmiyor borsada getiri sağlamak için. Önemli olan stratejiniz olması. Borsada çok kazanan indikatör falan diye bir şey de yoktur. Önemli olan stratejiniz olması ve bunu test etmeniz. İndikatörler de fiyatlardan türetildiği için her zaman fiyatın gösterdiği verileri değiştirerek gösterir. Yani fiyattan sonra görünür indikatörün değeri. Evet, böyle de borsada herhangi bir indikatör falan da kullanmadan işlem yapabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz üye olmayı unutmayın. Yorumlar kısmına da istediğiniz herhangi bir şey varsa onu da yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. Var.